Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi uzun bir aradan sonra dörtgenlere devam ediyoruz. Konu testi 2'de kalmışız en son. Hemen bira bismillah diyorum ve ilk sorumuzla başlıyorum arkadaşlarım. Bakalım ne diyor. Şimdi köşegenlerin dik kesiştiğini görüyorum. Alanın 40 olduğunu vermiş ve köşegenlerden de birinin uzunluğunu verip diğerinin uzunluğunu istiyor bizden. Şu odaklamayı unuttuk arkadaşlar. Onu da bir ayarlayalım. Evet, şimdi galiba daha güzel oldu diye düşünüyorum. Evet, şimdi başlayalım. Ne diyorduk? Bir dörtgenin alanını biz nasıl buluyoruz normalde arkadaşlarım? Alan eşittir, yani 40 vermiş alanı bize. O halde 40 eşittir. Köşegenlerini çarpıp 2'ye bölüyorum. Yani köşegenlerden biri AC 10, diğeri BD, zaten onu soruyor, X diyelim. Köşegenleri çarpıp 2'ye bölüyorum. Bir de çarpı aralarındaki, yani köşegenlerin arasındaki açının sinüsüyle çarpıyorum. Sinüs 90 ile çarpacağım burayı. Fakat sinüs 90 1 olduğu için çarpmaya etkisi yok. O yüzden yazmama da gerek yok. Ya da isterseniz aha kenara sinüs 90'ın 1 olduğunu da yazdım. Bundan sonrası 10 ile 40'ı sadeleştirelim. 4 kalsın. 2 ile de 4'ü çarpalım. Sonra da Bursa'yı işaretleyelim gobeller. Evet, 1 numara böyleydi. Geldik 2 numaraya. Burada bir bumerang dörtgeni görüyorum arkadaşlarım. Bakın şu dörtgeni orijinal ismi içbükey dörtgen demiştik. Ama biz bumerang diye sesleniyoruz buna. Bumerang dörtgeninin birinci köşegeni şu BD. İkinci köşegeni ise şuradaki AC. Ve bakınız köşegenleri dik kesişmiş şuradaki H noktasında. Ve bumerangın köşegenleri dik kesişiyorsa karşılıklı kenarların kareleri toplamı eşittir demiştik. Bütün dörtgenler için geçerli bir kuraldı bu. Peki bumerangda karşılıklı kenarlar hangisi oluyor öğretmenim? Çaprazlama yapmayı unutmayın demiştim köşe taşında anlatırken. Şunun D'nin simetrisini alıp buraya getirmiştik. Onun karşısına 6'nın geldiğini görmüştük arkadaşlar. O yüzden burada bir daha simetri almayla uğraşmıyorum. Direkt çaprazlama yapıyorum. Yani 10'un karesiyle 6'nın karesinin toplamı, o halde 100 ile 36'nın toplamı eşit olacak diyorum. X'in karesiyle 4 kök 6'nın karesinin toplamını. X kare artı 4 kök 6'nın karesini hesaplayalım. 4'ün karesi 16. Kök 6 da 6 yapıyor zaten karesi. 16 ile 6'nın çarpımı da 96. Peki 96'yı buraya alalım. 100'den 96 çıktı 4. 4 ile de 36'nın toplamı 40 yaptı. X karemiz 40. 40 da kökün dışına 2 kök 10 olarak çıktığı için Bursa'yı paketledim hemen. Ve geldim 3 numaraya. Bakınız burada bir muhteşem üçlü görüyorum. Hatta iki muhteşem üçlü görüyorum. Şuradaki dik açımızdan bir kenarortay inmiş hipotenüse. Ve neydi kuralımız muhteşem üçlüde? Bu kenarortay hipotenüsün şu eşit parçalarına eşit uzunlukta olmalıydı. Yani şunlar da 5, 5 oldular. Bakın aynı şey burada da var. Dik açıdan hipotenüse kenarortayı indirmiş. O halde bu da 4, bu da 4. Yani şu kenarın uzunluğu 8, bu kenarın uzunluğuysa 10 geldi. Bizden de AB'nin karesi ile x diyelim buna. Buna da y diyelim. X kare ile y karenin toplamı isteniyor dostlarım. Hemen ne yapacağız gobeller? Yine köşegenler dik kesiştiği için bütün dörtgenlerde geçerli kuralı yapıyorum. Karşılıklı kenarların kareleri toplamı eşit olacak. Yani x'in karesi ile y'nin karesinin toplamı x kare artı y kare eşit olacak. 8'in karesi ile 110'un karesinin toplamına 10'un karesi 100, 8'in karesi 64. O halde 164'e eşit olacak dedik. Ve geçtik 4 numaralı sorumuza. ABCD dörtgen. Bakın burada bir dik üçgen görüyorum. 9, 12, 15 dik üçgenidir. Demek ki AC 15'tir diyebilirim ben. BD'yi de vermiş bize arkadaşlarım. Yani iki köşegeni vermiş bize. Alanını soruyor dostlar. İki köşegeni vermiş. Alanı soruyorsa ne yapıyorduk biz? Alan eşittir. Köşegenleri çarpıyoruz. 2'ye bölüyoruz. Yani 15 ile 10'u çarpıp 2'ye bölüyoruz.
Bir de çarpı deyip aradaki açının yani köşegenlerin arasındaki açının sinüsüyle çarpıyoruz dostlarım. Tabii burada da köşegenlerin arasındaki açı 90 olduğu için tıpkı birinci sorumuzda olduğu gibi sinüs 90'da 1 olduğunda buraya 1'i yazıyorum. O halde geri kalan kısım 15 ile 10'un çarpımı 150'dir. 2'ye de bölersek 75'tir bizim bu dörtgenimizin alanı dedik. Ve geldik 5 numaralı sorumuza. Evet, burada da taralı bölgenin bumerang dörtgeni olduğunu görüyorum. Bumerang'ın köşegenlerinden birisi şu AF idi. Diğeri de BC idi arkadaşlarım. Ve bakın köşegenlerin arasındaki açı da 60 derece verilmiş. Şimdi dörtgenin alanını soruyor bize. O halde köşegenleri çarpıp 2'ye böleceğiz. Bir de köşegenler arasındaki açının sinüsüyle çarpacağız. Hadi yapalım bu dediğimi. Birinci köşegeni 8'miş. İkinci köşegeni de 12'ymiş. O halde 8 ile 12'yi çarpıp 2'ye bölüyorum. Bir de çarpı sinüs 60'ı ekleyeceğiz arkadaşlar. Sinüs 60'ı ben hemen söyleyeyim sizin için. Kök 3 bölü 2. Tabi bunları da zamanla ezberleyin artık arkadaşlar. Gerekirse benim trigonometri konu anlatım videolarıma bakın. Orada bunların nasıl ezberleneceğini, ne yapmanız gerektiğini ben size orada anlattım dostlarım. Gerekirse şu el hesabı yapmıştım. Onlara falan bir bakın. Şimdi o zaman buraya bir de çarpı kök 3 bölü 2 ekliyorum. Şimdi şu 2 ile şu 2'nin çarpımı 4'tür. Şuradaki 12'deki 4'ü silsin 3 kalsın burada. 8 ile 3'ün çarpımı 24'tür. Bir de kök 3 var arkadaşlarım. Demek ki cevabım Ceyhan'dan geliyor. Hemen geldim 6 numaraya. Bakın yine bir bumerang görüyorum. Bize yine bumerangın alanını soruyor arkadaşlar. Fakat bu sefer verilenler köşegen değil. Köşegenleri bilmiyoruz farkındaysanız. Yani AD'yi de bilmiyoruz. BC'yi de bilmiyoruz. Peki ne yapacağız öğretmenim? Dörtgende alan sorularında eğer direkt formülü kullanamıyorsanız dörtgenin bir köşegenini çizip verilen dörtgeni ikiye bölmek bize kolaylık sağlar. Yani iki tane üçgene ayırdım bakın. Dolayısıyla bir şuradaki kırmızı üçgenin alanını bulacağım ben şimdi. Bir de şuradaki mavi üçgenin alanını bulup ikisini ayrı ayrı toplayacağım. Şimdi üçgen alanına geçtik o halde. Üçgen alanında arkadaşlarım sinüslü alan bağıntısı diye bir formül öğrendik biz. İster buradan yapabilirsin soruyu. Yani sinüs alan bağıntısından çözebilirsin bu soruyu. İstersen de diklik indirirsin. Sonuçta 45 derece ve 30 derece var. Biz şunu öğrendik. Bu ikisini gördüğün zaman bir de 60 var tabii ki. Geometrinin ikinci farzı demiştim bunun için arkadaşlarım. Sinüs şey pardon 30, 45 ve 60'tan birini bile görsen karşısına diklik indirerek soruyu çözebilirsin demiştik. Yani burada da isterseniz şuraya bir diklik indirip sinüs alan bağıntısı yapmadan soruyu çözebilirsiniz. Bakın 90'ın karşısına 6 geldi. O halde 45'in karşısına 3 kök 2 gelecek. Dolayısıyla bu kırmızı üçgenin ben tabanını biliyorum 8 kök 2. Bu tabana ait yüksekliğini biliyorum 3 kök 2. Peki alanını bulalım o zaman. Tabanımız 8 kök 2, yüksekliğimiz 3 kök 2 çarptım 2'ye böldüm. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Şu tabandaki 2'yi götürsün. Geriye 8 çarpı 3 yani 24 kaldı. Kırmızı üçgenimin alanı. Şimdi hemen şu üçgenin alanını bulalım. Bunu da yine isterseniz sinüs alan bağıntısından bulabilirsiniz. Sonuçta 30 derecenin sinüsünü kullanacaksın. Ama yok hocam ben sinüsü çok sevmiyorum dersen hemen 30'un karşısına bir diklik indirip 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısına 3 yazıp soruyu çözebilirsin. Artık tabanımız 8, yüksekliğimiz 3. O halde bunun alanı 8 çarpı 3 bölü 2'den 24 bölü 2 yani 12 geldi. Bakın sol taraf 24, sağ taraf 12 toplamını soruyor. Ceyhan'ı paketledim hemen. Evet, gençliğin gözyaşları. 7. sorudayız. Bakalım burada ne yapacağız? Bakın burada muhteşem üçlü yok değil mi arkadaşlar? Sakın ha. Üçüncü soruyla benzetmeyin bunu. Çünkü bu bir kenar ortay değil. Daha doğrusu kenar ortay aslında ama yani kenarı ikiye bölen doğru ama dik açıdan şu köşeden inmemiş arkadaşlarım. Burada tabii ki muhteşem üçlü yapamayız. Peki ne yapacağız öğretmenim? Yine köşe taşlarında şöyle demiştim dostlar. Eğer ki dörtgenin bir kenarının bile orta noktası alındıysa sen hemen şu diğer kenarların ortasını bir
Al bakalım demiştik. Bakın şu BC kenarının tam ortasını işaretledim. Buraya M noktası diyelim. Dolayısıyla şuradan KM'yi birleştirdim. Bakın bu KM dediğim şey burayı da ikiye böldü. Burayı da ikiye böldü. Dolayısıyla KM BD'nin bir orta tabanı oldu arkadaşlarım. O halde KM BD'nin yarısı oldu. Çünkü BD'yi 40 verdiyse bana burası 20'dir diyebilmem için orta tabanı göstermiş oldum. Burası 20. Peki şu LM'yi de birleştirelim. Bakınız LM ne oldu arkadaşlarım? AC'nin orta tabanı oldu LM. Hem burayı ikiye böldü, hem burayı ikiye böldü. Demek ki AC'nin yarısı. Şimdi bana AC'yi soruyor. O halde ben LM'yi bulursam 2 ile çarptığımda da AC'yi bulmuş olacağım. Peki tamam hocam. Şimdi burası 20. Şu uzunlukta 25'miş. Bakın bu bir dik üçgendir. Yani M açısı kesinlikle 90 derecedir. Nereden anladın öğretmenim bunu? Bunu birkaç yolla söyleyebilirim. Şimdi şöyle demiştik. Bir dörtgenin kenarlarının orta noktalarını alıp da şöyle yeni bir dörtgen oluşturursanız bu ortadaki dörtgen paralel kenar olur demiştik her zaman. Eğer ki büyük dörtgenin köşegenleri dik kesişiyorsa bu paralel kenar özel bir paralel kenar olan dikdörtgene dönüşür demiştik. E demek ki bu bir dikdörtgene dönüşecek. Yani şu ortadaki dörtgenin, kırmızı dörtgenin bütün açıları 90 derece olacak diyebilirim. O yüzden buraya 90'ı çakabilirim hemen. Bu bir. Ya da kardeşim bakın şu KM ile DB birbirine paralel ya. O yüzden burası 90 derece ise şu açımız da kesin 90'dır. Yöndeşlikten söyledim bunu. Sonra şu AC ile LM birbirine paralel yine yöndeşlikten bura 90'sa buraya da 90'ı gönül rahatlığıyla yazabilirim. Yani LKM üçgeninin dik üçgen olduğunu ben her türlü ispatladım arkadaşlar. E madem ki bu bir dik üçgen ve iki tane dik kenarını biliyoruz. Üçüncü dik kenarını bulmak için Pisagor bağıntısı yaparız ya da öncelikle büyük sayılar olduğu için bakalım bu bir kesin bir özel dik üçgen diyelim. Şimdi bir kenarımız LM, diğer dik kenarımız 20, hipotenüsümüz ise 25. Bakın şunların ikisi de 5'e bölünüyor. 5'e bölelim 5, 5'e bölelim 4. O halde bakın bu 3, 4, 5 dik üçgenidir dedim. Demek ki 5'e bölünce 3 gelen bir sayı arıyorum ben. LM 15 çıktı. E peki LM 15 birim ise AC'ye 2 katı olacak demiştik. Bursa'yı çaktık hemen arkadaşlar. 8. sorumuzdayız. BD ED'nin 5 katıymış arkadaşlarım. O halde şuraya bir K birim dersek BD'nin tamamı 5K olacak. Şuraya da 4K'yı yapıştıralım hemen. Alan sorusu arkadaşlarım bu. 8 ile 10'u vermiş. Bir de 150 derece verilmiş. Neresiymiş o? ADC. Şu açımızda 150 derece tamamdır. Şimdi bakın burada ne yapacağım arkadaşlarım. Şimdi şu K'yı gören şu üçgenin alanına A alanı dersek şuraya A. 4K'yı gören bu üçgenin alanına da 4A demek zorundayım. Aynı şekilde şu sol taraftaki üçgeni K'yı görene B birim dersem 4K'yı görene 4B alanı demek zorundayım ben. Şimdi biz hemen buradan nereyi bulabiliyoruz? Bakın şu üstteki A artı B'lik üçgenin alanını eğer istersek yazabiliyoruz. Hemen yazalım. A artı B üçgeninin alanını bulalım arkadaşlarım. Biz bunun iki kenarını biliyoruz. 8 ile 10. Bir de aradaki açıyı biliyoruz. Hadi gelin sinüsle alan bağıntısı kullanalım burada. Neydi sinüsle alan bağıntısı? Kafada 1 bölü 2 vardı. Çarpı bildiğin iki kenarı çarpıyorsun 8 ile 10'u. Bir de aralarındaki açının sinüsüyle. Sinüs 150 dediğiniz şey sinüs 150. Aslında sinüs 30'a eşittir. Sinüs 30'da 1 bölü 2 olduğu için sinüs 150'de 1 bölü 2'dir diyebilirsiniz. Hemen buraya 1 bölü 2'yi de yazdık. Şimdi düzenleyelim. 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. Şu 8'deki 4'ü götürsün. Burada 2 kalsın. Geriye 2 ile 10'un çarpımı yani 20 kaldı arkadaşlar. Demek ki biz A artı B'yi yani şu üstteki üçgenin alanını 20 diyebiliyoruz arkadaşlar. A artı B 20.
O halde hocam 4A ile 4B'nin toplamı 20'nin 4 katı, yani 80 olacak. Peki tüm dörtgenin alanı 20 ile 80'in toplamı, Ceyhan'ı paketledim arkadaşları. Evet, bunu da böylelikle gömmüş olduk. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Çevirdik arka sayfamızı. Geldik 9. sorumuza. Evet, okuyalım bakalım sorumuzu. AE, burada bakın 3 tane kenar birbirine eşit verilmiş. O halde bu bir eşkenar üçgendir. Şuraya biz 60 derecemizi yazalım. Tabii ki bu da 60. Bu da 60 diyelim. AC'yi 12 vermiş bir köşegeni. BD köşegenini vermiş. 10, birini 10, birini 12 vermiş. Alanını soruyor. Hemen dörtgenin alan formülü neydi? Köşegenleri çarp 2'ye böl. Yani 10 ile 12'yi çarpıp 2'ye bölüyorum. Bir de aralarındaki köşegenlerin arasındaki açının sinüsüyle çarpıyorum. Yani sinüs 60 ile çarpacağım. Sinüs 60'ı ben sizin için yazıyorum bu kenara. Kök 3/2 ile çarpacağım arkadaşlar. O halde çarpalım kök 3/2 ile. Hemen 2'ye bölelim. 2'ye bölelim 6. Bir daha 2'ye bölelim. Bir daha 2'ye bölelim 3. 3 ile de 10'u çarpalım. 30. Bir de kök 3'ümüz var yanında. 30 kök 3. Yani Denizli şıkkımız doğru cevaptır. Evet, 10 numaralı soru. ABCD dörtgeninde yine bir oran vermiş. KC'ye bir birim derseniz, bir K diyelim buna. AK bunun 3 katı olacak demiş. 3K. Alan DBC. DBC. Tamam, şu üçgenin alanını 12 vermiş. Biz yine AB'ye yazalım isterseniz. Bakın şu K'ya A dersem 3K'ya 3A. Bu taraftan yazıyorum. K'ya B dersem 3K'ya da 3B diyeceğim. Alan böyle dağılıyordu arkadaşlarım. Üçgende alanda öğrendik biz bunu. Şimdi bize şuradaki A artı B'yi kendisi vermiş. Biz az önce 8. soruda kendimiz bulmuştuk hatırlarsanız, ama burada direkt vermiş. DBC, yani A artı B'yi bize 12 olarak vermiş. Peki o halde 3A ile 3B'nin toplamı ne olacak? 12'nin 3 katı. 36 olacak şuradaki üçgenin alanı. Şuna 36 diyelim. Şu mavinin alanı 12'ymiş. Bize de tamamının toplamını soruyor. 36 ile 12'nin toplamı dediğim zaman Bursa'yı işaretledim ve geçtim 11'e. Şekildeki ABCD dörtgeninde K, L, E ve F noktaları bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Ne demiştik? Dörtgende bir kenar bile orta noktası alınmışsa biz dördünün orta noktasını alıp şu dörtgeni oluşturduk arkadaşlar. Ve buradaki oluşan şu dörtgen her zaman ne olacaktı? Paralel kenar. Peki tüm şeklin alanını 120 vermiş. ABCD'nin alanı 120. Demiştik ki bu ortada oluşan işte bu dörtgenin alanı tüm dörtgenin her zaman yarısıdır. Yani 120'nin yarısıdır. 60'tır arkadaşlarım bunun alanı. Peki hocam, tamam. Şimdi paralel kenarda da şöyle bir kural var arkadaşlarım. Bir sonraki konumuzdur. Ama şimdiden öğrenmiş olun bunu. Paralel kenarın böyle ardışık iki köşesinin çizip ardışık iki köşesinden çıkıp karşı iki kenara giden şu üçgenin alanı her zaman paralel kenarın alanının yarısı olur arkadaşlar. Şimdi biz paralel kenarı, yani şu kırmızı dörtgenini bulduk, 60. İçinde oluşan bu üçgende neymiş? Yarısı. O halde 60'ın yarısıdır cevap. Bursamız işaretlendi bile. 12'ye geldik. EFGH kenarları yine orta noktalarıymış arkadaşlarım. O halde yine biz şu dörtgeni oluşturalım. Şuradaki paralel kenarı oluşturduk. AEF'nin alanı 6'ymış. GCH'ın alanı 8'miş. Bakın burada bir de şöyle bir kural vardı. Bu paralel kenar tamamının yarısıydı. Bu 1. O zaman şu geride kalan 4 tane üçgenin alanı da diğer yarısı olacak dörtgenin. Bu da 2. Bir de şu vardı arkadaşlarım. Şu karşılıklı üçgenlerin alanları toplamı, yani 6 ile 8'in toplamı 14. Diğer karşılıklı üçgenlerin alanları toplamına eşit olacaktı. Şuna A, şuna B dersem demek ki ben A ile B'nin toplamını da 14 diyebiliyorum.
Ya bu kuralı hatırlamamız gerekiyor işte arkadaşların. Tabii bunları biz bahsettik köşe taşlarında falan. Gerekirse orada bir daha bir izleyin isterseniz dostlarım. Peki tamam hocam. Şimdi o zaman buradaki dört üçgenin alanları toplamı 28 yaptı. E bu 28 büyük dörtgenin bir yarısıydı. Ortadaki de diğer yarısı. O zaman şu ortadaki paralel kenar da 28 çıktı. Ve bakın bize sorulan taralı bölge aslında 28 ile A ve B'nin toplamı. Yani 28 ile 14'ün toplamıdır. O da 42 yaptı. Sorumun cevabı Adana'dan işaretlendi. Evet. Geldik 13 numaralı sorumuza. Hadi buna bakalım. Diyor ki ABCD dörtgeninde yine kenarların orta noktaları bakın ve bu bir dik üçgen. O halde 9, 12, 15 dik üçgeniydi değil mi? Bu 3, 4, 5 dik üçgeninin 3 katı. Tüm şeklinde alanını soruyor bize arkadaşlarım. Biz yine şöyle yapalım. Şu kenarın da ortasını alalım ve şu paralel kenarımızı bir oluşturalım arkadaşlarım. Bu da buranın ortası olsun. Şunların her biri orta noktaymış zaten. Biz bakın şu ortadaki paralel kenarı oluşturduk. Şimdi şu üçgenin alanı 9 ile 12'nin çarpımının yarısıydı değil mi? Dik üçgenin alanı neydi? Dik kenarları çarp 2'ye böl. 9 ile 12'yi çarpıp 2'ye bölerseniz 54 geliyor bu üçgenimizin alanı. Şimdi yine bir paralel kenar kuralıdır arkadaşlarım. Paralel kenarın bir köşegeni çizildiğinde köşegen alanı iki eşit parçaya böler. Yani burası da 54 olmak zorunda. O halde şu paralel kenarımızın alanını biz bulduk 108. Ve bu paralel kenar neydi? Tüm dörtgenin yarısıydı. O zaman tüm dörtgen 108'in iki katı olacak. Denizli'yi işaretledim 216'yı. Evet, 14. sorumuz. EFGH'ın alanı 24. Bakın bunun alanını vermiş 24. O halde sen artık şunu biliyorsun. Bütün dörtgenin alanı 48'dir. Bunu biliyorsun. Bu bir. Şurada karşılıklı alanların toplamı eşitti. Yani şuradaki A ile B alanının toplamı A ile B'nin toplamı eşitti. C ile D'nin toplamına. Bunu yine hangi soruda söylemiştik? Kaçıncı soru? 12. soruda bir daha tekrar etmiştik bunu. Peki, hatta neydi arkadaşlarım? 24 ise şu geri kalan 4'ünün toplamı da 24'tür. Yani A'nın, B'nin, C'nin ve D'nin toplamı da 24 birimdi. Şimdi BGF'yi 5 vermiş. BGF neresi orası? BGF. Yani C'yi bize 5 vermiş. Bunu da biliyoruz. Şimdi konuşalım arkadaşlar. Şimdi AB ile CD'nin toplamı birbirine eşit. Hadi gelin bunlara X diyelim biz. O zaman bu da X oldu. Bu da X oldu. Demek ki 2X eşittir 24. X eşittir 12'ymiş. Yani bizim bu C alanıyla D alanımızın toplamı 12'ymiş. E C'yi biz 5 diyebiliyorsak D'nin ne olması lazım? 7 olması lazım. Zaten bakın bize de D'yi soruyor. 7'yi paketledim dostlar. 15. sorumuz x'i mi soruyor? Evet. He, şu dört köşegenler. Tamam. Şu formülü arkadaşlarım yine bizim köşe taşında anlattığımız bir formül ama hangi köşe taşı bilmiyorum. Ama tarama sınavında da çözdük bu soruyu. Böyle tarama testinin sonlarına doğru olan bir soruydu. Gerekirse tarama testinin videosunda da bunun formülünü hatırlayabilirsiniz dostlar yine isterseniz. Yani ben şimdi bir daha hatırlatacağım zaten. Şöyleydi kuralımız. Bir dörtgenin şöyle iki köşegeni çizip de köşegenlerin orta noktalarını birleştirdiğindeki x bu doğruyla alakalı köşegenlerle ve tüm kenarlarla alakalı bir formülümüz vardı. Formül şöyle tekrar edeyim ben. Dört kenarın kareleri toplamı. Bakın onu vermiş zaten bize. Dört kenarın kareleri toplamı şuna eşitti arkadaşlarım. Köşegenlerin kareleri toplamı artı köşegenler bakın 6 ile 10. Köşegenlerin kareleri toplamı yani 100 ile 36'nın toplamı artı 4 tane x'in karesine eşitti arkadaşlarım. Formülümüz bu. Bir daha tekrar ediyorum. 4 kenarın karesinin toplamı eşittir. Köşegenlerin kareleri toplamı ile x'in karesinin 4 katının toplamınaydı arkadaşlarım. Buradan da mevzu geliyor zaten. Şurası 136 yaptı. 180'den 136'yı çıkarırsam 44 eşittir 4x kare. 4'e bölersek 11 eşittir x kare.
X eşittir kök 11. Yani Denizli şıkkımızdan cevap geldi. Haydi bakalım son sorumuz. Alan mı soruyor? Yok. HF'yi soruyor. H ile F yine orta noktalar dostlarım. Biz yine gelin şuranın da orta noktasını alalım arkadaşlarım. Hemen şurayı bir birleştirelim. Şuraya da M noktası diyelim. Bakın ne demiştik? Yine birkaç soru önce de yaptık bunu. Hangi soruyu da hatırlamıyorum ama. Neyse. MF AC'nin orta tabanı oldu. Ben buranın da orta noktasını aldım çünkü. Bakın burada da ikiye böldü. Burada da ikiye böldüyse MF AC'nin orta tabanı. AC 8 ise MF'yi 4 bulduk. O zaman bu 1. Sonra şu HM'yi birleştirdim. HM de BD'nin orta tabanı oldu. Çünkü iki taraftan da ikiye böldüyse demek ki BD'nin yarısı olacak 3. Şimdi şu açımız 120 derece. Bakın bunu da U kuralıyla şuraya taşıyacağım. Şimdi Mustafa açısına taşıyacağım. Peki şurayla şurası paralelse yöndeşlikten şu açı da 120'dir. Sonra bu açıyla da bu açı yine paralellikten dolayı yöndeş olurlar. Demek ki burası da 120 gelecek dedim. Hadi şimdi kosinüs teoremimizi patlatalım arkadaşlarım. Soruyu da böylelikle bitirelim. Şimdi şöyle yapacağız hemen. Kosinüs teoremi de yapabilirsin tabii ya da işte hani dik üçgende öğrettiğim gibi 120'yi dışarıya doğru uzatıp bir diklik de indirerek çözebilirsiniz. Biz bir de kosinüsü deneyelim. Şimdi HF'yi soruyor x diyelim buna. X kare eşittir. Diğer iki kenarın kareleri toplamı yani 9 artı 16. Eksi 2 çarpı diğer iki kenarın çarpımı 3 ile 4'ün çarpımı bir de kosinüs 120. Şimdi kosinüs 120 kosinüs 60'a eşit ama eksilisine eşittir arkadaşlarım. Kosinüs 60'ın kosinüs 60 1 bölü 2'dir ama kosinüs 120 eksi 1 bölü 2'dir. Ben şuraya eksi 1 de yazabilirim ya da buradaki eksiyi sileyim. Şurayı artıya çevirsem de hani buradaki eksiyle bu eksi çarpılınca artı olacak ya. Bunu artı yapmam da buraya eksi yapmam aynı şey olduğu için böyle yazdım. Şimdi şu 2 ile şu 2 gitsin. Bakın 9 ile 16'nın toplamı 25'tir. Bir de şurada 3 ile 4'ün çarpımı 12 var. Yani toplasak 37 mi yaptı? X kare 37 ise x eşittir kök 37'dir. Hemen Ceyhan'ı işaretledim Goberler. Evet arkadaşlarım dörtgenler konusunu da bitirdik. Konu testini de çözdük hepsini. ÖSYM sorularını ben çözmüyorum demiştim dostlar biliyorsunuz. Çünkü hem telif hakkından dolayı hem de zaten internette yeteri kadar bunların çözümleri vardı arkadaşlar. İsterseniz bulabilirsiniz diyebilirim. Evet hadi bakalım öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın Goberler.